Kuduz vakası, Bitlis Adil Cevaz'da köpek tarafından ısırılan çocuğun kuduza yakalanması üzerine yeniden gündem oldu. Kayseri'de veteriner hekim Cuma Ali Dikmen, sokakta salyası akan bir köpek görüldüğünde uzak durulması gerektiğini ve herhangi bir ısırık vakasındaysa en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerektiğini belirtti. Bir köpekte kuduz olduğunu dışarıdan hiçbir bakıyla anlayamayız. Kuduz bir viral hastalıktır, zoonozdur, hayvanlardan insanlara geçer. Evcil ve yabani hayvanlar taşıyıcıdır. Her hayvanda illaki kuduz etkeni taşıyor diye de bir kayda yok. Şüphelinin hayvan eğer insanları ısırdıysa köpeğin ölmesi beklenir. Ya da mümkünse tutulup gözetim altında alınması gerekiyor. Köpeği gerekirse öldürülüyor. Çünkü insan sağlığı hayvan sağlığından daha önemli. Bu etik, hiçbir şekilde etik değil diye bir şey yok. Köpek öldükten sonra beyni, kafatası komple formaldehitle birlikte laboratuvara gönderilir. Laboratuvarda inkubasyon süresi beklenir. 2 ile 8 hafta arası PCR ve değişik testlerle kesin tanı konulur. Eğer köpek kuduz pozitif çıkarsa ona göre tedaviye başlanır. Tedavisi maalesef yok hala. Halen günümüzde insanlarda, hayvanlarda kuduzdan ölmekte. Dünya Sağlık Örgütü 3 doz aşı yapılmasını öngörmekte insanlara. Eğer bulaştıysa da 5 doz şeklinde yapılması gerekiyor. Bu kadar. Dışarıdan öyle çok fazla belirti yok. Hani sudan korkma bir şey değil. Yutma felç geçirdiğinden kaynaklı. Yani yutma kaybı olduğundan dolayı insanlar kuduzda sudan korkuyor diye bir algı var. Öyle bir şey de yok. İlla sudan korkacak diye de bir kayda yok. Yani en yakın sağlık kuruluşuna gitmesi gerekiyor. Herhangi bir köpek ısırdıysa. Mümkünse hasta sahiplerinden de bizim temennimiz bir an önce kedilerinin, köpeklerinin kuduz aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Sokak hayvanlarına da biraz dikkat edelim. Ayrıca sokak köpeklerinde ağzından salya akan bir köpek görürseniz mümkünse uzak duralım. Herhangi bir şekilde ısırık yarası alınırsa da insanlar tarafından boyuna, özellikle boyuna yakınsa, kalbe yakınsa, sol koldan, işte bacaklardaysa duruma göre vücudun çeşitli organlarına yakın taraflara dikkat edelim. Yarayı hiçbir şekilde sağaltım yapmıyoruz. En yakın sağlık kuruluşuna gidiyoruz. Sabunlu suyla bol bol yıkıyoruz yarayı da.